Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın güzel kulları, yeryüzü cenneti, Bolu'nun yedi göllerinden her birinize selam. Gününüz hayırlı, ömrünüz bereketli olsun. Evet, Türkiye'mizde özel ve güzel yerlerden biri olan Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan yedi göllerdeyiz. Hafta sonu olması hasebiyle biraz yoğunluğumuz var ama bu da bunun güzelliği. Evet, Sazlı Göl, İnce Göl, Nazlı Göl, Derin Göl diyerekten bu alan içerisinde yedi tane gölün Cenab-ı Allah'ın lütfu olarak, volkanik olarak oluştuğu söylenen bir mekandayız. Evet, şu anda İnce Göl'deyiz. 1036 metrekare derinliği 2 metreymiş. Evet, insanlar gelip buralarda fotoğraf çekiliyor, görüyorsunuz. Biz de İnce Göl'ü şöyle bir gidelim bakalım. Bir daha ileride Sazlı Göl var. Oraya doğru da geçelim. Belki zaman zaman çekmeme durumu olur ama tekrar gireriz yayına. Hakikaten doğanın muhteşem güzellikleri, hele sonbaharın şu anda yeşil tonları var, sarı tonları var. Gelirken yol üzerinde kırmızılarına da rastladık. Bitkilerin durumuna göre güzellikleri mevcut. Evet. Piknik yapanlar, yalnız burada ateş yakmak yasak. Özel aracınızla geldiğiniz zaman araç başına taksi olarak yaklaşık 20 lira, 21 TL. Doğu kayını, Focus Orientalis diyerekten kayın ağacının kalınlığını gösteriyor. Bu türlü yerlerde, piknik yerlerinde en şey olduğum ağaçlara zarar verilme hadisesi. Veya bir piknik masasına oturur insanlar, orada ne bileyim işte şeylerini yazar böyle saçma sapan. Yok işte sevdiğin arkadaşının bilmem neyin adını yazar. Bunlara zarar vermek uygun değil. Ama insanoğlu bir zafiyet içerisinde, zayıflık içerisinde. Bu uygun değil. Enver Mercan, bu İnce Göl Bursa'da mıdır demişsin? Değil. Burası Bolu merkeze 44 kilometre mesafede olan bir yer. Bolu merkezde. Evet, burası İnce Göl. Yani doğudaki durumuna göre ince uzun olduğundan dolayı İnce Göl diye geçiyor. Şimdi varacağım Sazlı Göl. Onun üzeri biraz böyle yapraklarla kaplıdır. Her birine ayrı ayrı isim verilmiş. Ama zamanlı olarak Ekim 15 ile Kasım 15 arası en muhteşem zamanıdır. Buraya gelme zamanı ile ilgili görüyorsunuz. Burası da Sazlı Göl. Üzerinde yaprakların olduğu, güzelliklerin olduğu. Şöyle bir bakın bak. Tonun değiştiğini görüyorsunuz yaprakların. Renginin bu gölle birlikte daha bir ayrı güzelliği var. Evet. Şöyle bakacak olursanız güzellikleri. Evet. Maskesiz gezmiyoruz zaten burada. Maske her yerde mevcut. Dikkat edilmesi gereken hale şu günlerde yoğun bir şekilde pandeminin arttığı, insanların bayağı bir bu noktada muzdarip olduğu bir nokta demişsin. Teşekkür ederiz kulum iste diye. Evet, gelebilirsiniz. Dediğim gibi Bolu'ya yaklaşık 44 kilometre mesafede olan bir yer. Yolu biraz virajlı ama yol güzel. Asfalt yol. Yavaş gelebilirsiniz. Ormanda sessiz yürüme. Seninle karşılaşmayı hiç istemem diyor. Yani ayının olduğunu söylüyor. Dallarım düşebilir, rüzgarda devrilebilirim.
ağaçlardaki durumu, rüzgarlı havalarda ormana girme. Çünkü dal düşebilir haliyle. Böyle durumlar da olabilir. Evet. Muhteşem bir hava var. Bugün hava çok güzel. Hakikaten 20 derece civarında. Şu anda burada bir hava sıcaklığı var. Normalde Bolu merkezde 26-27 derece gösteriyordu ama burada hava sıcaklığı gayet güzel. Bu ormanda yürüyüş yolları var bu şekilde. Yaprakların, gazellerin arasında orman kenarında bu şekilde de dolanılabiliyor tabii ki. Evet. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Daha gel kızım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Olmasın kardeşim. Evet. Doğal bir nokta. Herhangi bir şey yok. Evet, suların aktığı bir nokta. Hakikaten doğa harikası, güzel bir nokta burası. Orman içerisinde muhteşem bir hava. Ama bugün cumartesi, hafta sonu olmazsa sabiyle hakikaten yoğun bir trafik var. Şimdi biz yeni geldik. Diyor ki yaklaşık 3 saatte zor aşağıdan yukarı geldik diye söylemişti. Hafta sonları daha yoğun. Eğer vaktiniz müsait olursa, müsait zaman hafta içi, o zamanları gelmeniz daha uygun. Yani şu kısımdan ben de bir geçmeyi deneyeyim. İnşallah batmayız, dalmayız. Batarsak da problem yok. Ormandayız. Evet. Suyun güzelliği. Çok basma, çok basma ya. Gel, çok önemli. Pırıl pırıl su içilebilecek bir noktada. Baba oğul kavga ediyor. Ayağını soktuydum sokmadıydım, daldıydım dalmadıydım, bastım basmadım diye. Evet, çok güzel bir havamız var. Buyurun. Evet, burada da 7 tane büyük ve küçük göller mevcut. Bundan dolayı da 7 göller ismini alıyor. Dediğim gibi Uzun Göl, Sazı Göl, Derin Göl diyerekten
7 tane göl mevcut. Bu göllerin oluşmasıyla birlikte 7 göller hakikaten çok güzel. Şöyle yaprakların döküldüğü şekliyle yaklaşık bir 2 hafta sonra falan renk noktası daha bir belirgin olur her tonda. Şu anda da zaten görüyorsunuz sarardığını ama bazı yerlerde daha kırmızılıklar olduğunu. Tabii bu ağacın şekline göre de değişiyor. Evet, burası Sazlı Göl. Kalabalığı görüyorsunuz karşıda. Yani insanlar o kısımda her biri fotoğraf çekiyor. Güzellikleri tescilliyor. Her şey nereye baksanız Allah hatırlatıyor tabii ki. Cenab-ı Allah'ın nimeti. Allah bu nimetleri hayatımız boyunca şükretmeyi nasip eylesin. Şükredenlerden eylesin. Yani hani bir niye bir düzenleme yapmıyor falan da denilebilir. Doğallığını koruma adına herhangi bir şey yapmıyorlar burada. Selamun aleyküm. Hüseyin, nasıl buldun burayı? Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ne? Keyif. Üşüdüm baba. Allah Allah. Ben terledim, sen üşüdün diyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Hüseyin, güzel değil mi? Çok güzel. Beğendin. Gelin. Evet, Hüseyin kardeşimiz Filistin'den buraya gelen bir kardeşimiz. Rahmetli İstanbul'da. Gelin. He? Kesinlikle gelin değil mi? Rahmet turizmde gelin. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah diyorum. Hakikaten daha öbür tarafa gideceğiz. Onlar daha güzel, hoş olanlar var. Derin göl var. Geniş şey var, terası olan yerler var aşağıdaki. Evet, daha güzel. Hadi gelin bakayım, o tarafa geçelim. Anlatmaya gerek yok. Aleykümselam Sabahattin abi. Hürmetler. Evet. Yazın o sıcakta sarartmayan Rabbim, hava soğuyor, sararıyor. Aynen öyle abla. Aynen dediğin gibi. Hakikaten böyle bir durum. Bak ki yağmur, hafta arası yağmıştı. Bir taraf kuru, bir taraf ıslak, yaş bir noktada. Netmiş. Ben telefonu şu anda tutayım. Ahmet. Evet. Dönüyorsun, dönüyorsun. Ben öbür taraf aşağıda, diğerleri. Daha büyük olan aşağıda. Büyük olan aşağıda. Yani onun da teras falan var, daha güzel. Aleykümselam. Selam abi. Aynen Ali hocam. Aynen dediğin gibi. Ali hocam, akşam seni de zikrettik yani bu arada. Yaylada mısın, merkezde misin bilmiyorum ama. Evet. Yani su normalde berrak ama üstünde bir sır var. Yapraklardan kaynaklanan bir şey herhalde ki. Alt kısmı temiz ve berrak bir noktada. Bir fotoğraf alayım tabii size. Hatta bu Seyit'le bizi çek diyeceğim ama burada da güneşe karşı oluyor. Nasıl olacak? Tam o taraftan güzel bir şey. Evet, gelin oradan yine gel. Gel gel. Tabii buraya gelmişim. Fotoğrafı da kaçırmayalım en azından. Evet, bizi çekin bakayım. Ne? Şöyle bir tut. Sen al bakayım şey. Rümeysa, bizi bir çek şuradan. Şal sizin değil değil mi? Oraya düşmüş. Yok. Böyle çekebilirsin sen. İkiye alalım. Yatay alalım. Evet, selamlar güzel insanlar. Maskem yanımda, niye maske takmıyor demeyin. Mesafeyi koruma değil. Beraberiz zaten 2 gündür. Bir daha yatağa çek. Bir dakika. Poğaça olması için uğraşıyorum. Ali Hoca yazıyor. Evet, selam söyle Ali Hocama. Dedim ben zaten. Evet. Akşam zikrettik sizi diye. Evet, selamımız var Ali Hoca'ya. Yatağı çek dedim. Geçerden gibi. Bilgiye düşürdüm.
Ben küçük geldim. Şöyle koyayım ki birileri görsün. Hadi daha yeter ya. Patya olmuyor ama şanslı. Olsun olsun, problem yok. Bizim yakıldığımız çek yeter. Tamam. Evet, eyvallah. Evet. Evet. Güzel çıkıyor bayağı. Yani. Yok. Kendimize özel. Selam abi. Tur da tabii ki olabiliyor. Problem yok ama şu anda şahsımıza özel olarak geldik buraya. Yani şu zaman en önemli zaman dilimi. Ama istinaden geldik. Hakikaten güzel bir ortam. Hava güzel. Hele bugün çok güzel. Terledim bile yani o derece. Aynen aynen. Manzara çok hoş ve güzel. Hilal, Türkiye'mizin aynen dediğiniz gibi şu anda Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt hariç Türkiye'mizin elhamdülillah her noktasına gittim. Her yere ayrı bir cennet. Kamp kurmak yasaktır diyor. Ateş yakmak da yasak. Yani piknik noktasına hazırlıklı olarak bir şey getirip burada yiyebilirsiniz ama ateş yakacak bir nokta o uygun değil. Kapının içeriden çıkartacak. Olmadı gene kaydı ben onu ayarlamıştım ya şimdi. Evet, şu mevsimde fotoğraf çekmek için muhteşem bir zaman dilimi. Hatta şöyle bir görüntü vereyim size. Aynen. Ya döneceğim diye. Aslında makine kendisi dönüyor. Ben kendim döndüm, başım döndü. Hayvanların doğaya bıraktığı tek iz bunlar ya siz diyor yani. Yani temiz bırakmamız adına. Ama maalesef insan olarak biz biraz zafiyet içerisindeyiz. Temizliğe hiç dikkat ettiğimiz olmuyor. Yani yine burada hani bir milli park olması hasabıyla görevlileri falan var temizliyor ama bazı noktalarda pikniğe gidildiğinde insanlar maalesef pek dikkat etmiyor. Temizliğe böyle durumlar da var. Aleykümselam Ramazan abi. Selamlar. Evet Hilal, Eren onu diyor idik. Dedim ya Türkiye'mizin hem manevi iklimi noktasında zenginliğimiz var. Hem de doğal güzelliklerimiz var. Her tarafta ayrı. Tarihi noktamız zaten bambaşka bir şey. Onu anlatmaya gerek yok biliyorsunuz zaten. Her taraf ayrı bir güzel, ayrı bir cennet. Allah bunun kıymetini bizlere nasip eylesin. Evet, Sazlı Göl dediğim nokta az önceki. İleri doğru gelin. Gel. Evet, şuradan Arapça, Çince, Rusça, İngilizce ve Türkçesi mevcut. 1636 hektar büyüklüğündeki Yedi Göller Havzası 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmış. Havza kayan kütlelerin aşağı ineceğiz bize. Sen oraya doğru gel. Havza kayan kütlelerin, vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirlerine bağlı. Kuzeyden güneye 1500 metre mesafede sıralanmış yedi gölden oluşmuştur. Yedi göller ve çevresinde jeolojik oluşumlar ve buna bağlı olarak jeoturizm açısından en önemli bir bölge olduğu uzmanlarca tespit edilmiş. Milli park içindeki göller Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl'dür. Bu göller aralarında 100 metre yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir. Ortalama 780 metre yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü Büyük Göl'dür. Alanı 24.895 metrekare, en derin yeri ise 15 metredir. Özellikle yaz ve sonbahar mevsimleri ziyaret yakınına uğrayan Yedi Göller Milli Parkı'na ulaşım Bolu üzerinden 42 kilometrelik yolla sağlanmıştır. Milli Park içerisinde bulunan göller ve şelaleler arasında yürüyüş, piknik, kampçılık ve fotoğrafçılık bölgede yapılabilecek aktivitelerdir. Bunu sizlere okudum ki görün bilin. Ona göre hareketin hakikaten çok güzel. Tekrar söylüyorum şu cumartesi pazar noktası biraz yoğun. Yani hafta sonu olması hasebiyle bir yoğunluk var ama
hafta içinde gelirseniz, zamanınız müsaitse, vaktiniz müsaitse, imkanınız olursa bu daha güzel ve daha hoştur. İşte araçları böyle park alanları var. Aşağıda var park alanı. Aşağıya kamp kurmuşlar, kamp yeri var. İnsanlar burada kamp yapıyor, yürüyüş yolları var. Gelin bakayım. Buraya değil, öbür tarafa gideceğiz. Gelin. Evet. Burada aynı zamanda balık da var. Onun için ayrıca izin almak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bu türlü yerlerde o olması lazım. Balık var. Balık da tutulabilir. Görüyorsunuz kendileri kamp yapanlar, günlük yapanlar. Böyle bir yol durumu var. Aşağıya doğru. Burası Nazlı Göl. Biraz önce İnce Göl ve Sazlı Göl'ü gördük. Şu anda üçüncü göl Nazlı Göl. Büyüklüğü 15.780 metrekare. Derinliği 8 metre. Yani buradaki... Evet, buralarda kamp yerleri var. Otel de var aynı zamanda. Bungalovlar da var aşağıda. Konaklayabileceğiniz, bilginiz olsun. Burada da var mesela şu yukarıda. Yedi göller diye girdiğinizde bu şeyi bulabilirsiniz. Hatta Nazlı Göl çadır kamp alanı diye bu karşısındaki yer bu. Görüyorsunuz insanların yoğunluğunu, bir caddede çarşıdaki yoğunluk gibi insanların gelişleri var. Aydınlatma da var tabii ki akşamları. Geldiğinizde akşamda gezilebilir. Akşam o kadar olmaz ama tabii gündüz gözüyle görmek farklı bir şey. Evet, Nazlı Göl çadır kamp alanı. Gelin ve damadımız da var burada. Aşağıda cami de var, mescit de var. Mescit, namaz kılabileceğiniz bir alan. Yemek yiyebileceğiniz yer de var. Büyük göl, derin göl, mescid, abdesthane diye. Bir de şu kısımda akan çeşme vardı su noktasında ama biz buradan inmeyelim. Büyük Göl buranın adı üstünde Büyük Göl ama en güzellerinden aynı zamanda da etrafında şeyler var. Yukarıdaki teras noktaları gibi fotoğraf çekebileceğiniz güzel alanlar var. Burada Sagör evleri diye burada konaklama yapabileceğiniz evler var.
Evet, buralarda kalabiliyorsunuz. Konaklayabiliyorsunuz. Bombalar neticede. Şöyle araçları görünce herhalde anlatmaya gerek yok yoğunluğun durumunu. Tabii insanlar da herkese böyle de bir şey var. Yol boyunca yolun yaklaşık 20 kilometresinde hızlı bir kayıt aldım. Daha sonradan onu da paylaşırım inşallah Rahmet Uzim kanalımızdan. Pisagor ağacı 60 metre ileride değil. Gayet insanları burada tutabilme adına tabii ki değişik şeyler var. Ama ve lakin tabii ki bizimkiler de kaybetmem adına ben biraz hızlı geldim. Neyse onlar da birbiriyle vuruş. Madem geldik size gösterelim sigara ağacını da ya. Nasıl bir ağaçsa. Sigur. Algoritma mıydı? Algoritma mı? Neyse. Matematikte miydi? Neydi o? Bilenler bilir. Çar, aşağıya da çar. Aşağıya da çar. Çar, aşağıya da çar. Ne olsun? Yap, yap. Kulu için aslında. Bir otu ya benden açacağım. Evet. Orada termosuyla gelip kardeşlerimiz çay içiyor. Oturmuşlar. Suları görüyorsunuz. Yeşilti giriyor. O da olabilir. Aleykümselam İsmail Bey. Şeyden dolayı Sekor denmesinin sebebi bu demek ki. Yani Allah Teala'nın hikmeti dedi ki size, yani yukarıda birleşmiş. İşte mantarlar da var. Muhteşem. Hakikaten muhteşem. Yani bir kök buradan, şuradan, bir de büyük ağaç buradan. Yani yukarıda birleşiyor. Ters V noktasında. Bir de en üstte yine çatallanmış. Orada birleşiyor. Daha sonradan da yukarı doğru çıkıyor. İşte nereye baksak Cenab-ı Allah'ın güzelliğini hatırlıyoruz ya. Olay bu işte. Rahman suresini biliyorsunuz. Estağfirullah. Febi eyyâlâ rabbikumâ tükezziben. O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz diye. Hadi yalanlayın bakalım bir yalanlayabiliyorsanız. Çünkü her şey Allah'ın bir nimeti noktasında olan bir durumdur. Evet. Şu güzelliğe bakın. Bu dağların, şırıltıların suyun noktası. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet. Anlatmaya gerek yok. Bu şırıltı bile ayrı bir güzellik ya, hakikaten ya. Muhteşem bir nokta. Muhteşem, muhteşem. Diyoruz ya, tabi ya la rabbikum ekberim. O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Hep bir nimet. Su hayattır diyoruz. İnsan aç olarak 60 gün deniliyor. Susuz olarak 6 gün deniliyor. İşte hadi bakayım yaşa yaşayabilirsin. Bu dağlardan Cenab-ı Allah bu suları yeryüzüne çıkarıyor, çıkartıyor. İnsanların faydasını sunuyor. Evet, dediğimiz gibi Pisagor ağacı, ters bir
Evet, biz diğer tarafa doğru yine bir yol alalım bakalım. Nermin, iyi gün. Akbaş, burası neresi? Burası Bolu merkeze. Yaklaşık 42 kilometre mesafede bulunan Yedigöller, dünyaca ünlü noktada olan bir yer. Yani aklınızda bulunsun. Böyle giderken, gezerken bilmediğiniz noktalara gidip de kaybolma durumunda da olmayın. Evet. Düğün olanlar, katalog çekimleri içinde buraya geliyor. Biraz önce gördüğünüz gibi bir kişi daha var burada. Kardeşlerimiz evleniyor tabii. Allah hidayet nasip eylesin. Şuurlu olmalarını nasip eylesin. İnşallah. Bunu niye diyorum? Hepimiz öleceğiz bir gün. Bu dünyadan ahirete göçeceğiz. Bunu da Allah ve Resulullah yolunda olursak şu dünyada en fazla yaşayacağımız diyoruz ki 60 sene, 70 sene, 80 sene. Siz biraz torpilli olun. 150 sene yaşayın. Ama bu hayat bitecek mi? Kesinlikle bitecek. Ben ebedi kalacağım diye hiçbiriniz olamaz. Ben yapacağım diye. Bak şu dönemde koronavirüs hadisesinden bile insanlar her biri birbirinden kaçar bir vaziyetteyken buna bir çözüm bulamazken bütün dünya toplanmış, doktorlar olsun, ilim adamları olsun, bir şey yapamıyorken sizin bir şey yapabileceğiniz zaten yok. Ondan dolayı 3 günlük dünya içinde kendi ahiretinizi berbat etmeyin. Allah'ın ve peygamberin yolunda gitmeye çalışın. Asi olmayın. Allah'a ve peygambere hak yolda, Kur'an yolunda, sünnetullah yolunda hayatınızı devam edin. Evet, böyle bir basamak var. Burası biraz kestirme. Normalde öbür yoldan inmesi gerekiyor. Ama bu kadar yol noktasını geldiğimiz gibi bir de bunun yukarı dönmesi var, tersine dönmesi var. Psikor ağacına gitmediniz siz. Orada psikor ağacı var. Ters ve görmediniz onu. Dönüşte. Ondan dolayı diyorum. Allah'ın nimetleri saymakla bitmeyecek bir noktadayken biz kullar olarak da onun yolunda, onun izinde olursa kazananlardan oluruz. Kaybedenlerden olmayız. Evet. Öyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü insan neye göre biliyorsunuz diyorum. Yeryüzünde istatistik noktasında bilgilere göre 7 küsur milyar insan var. Bunların 2 küsur milyar Müslüman. Şey olarak bazı fotoğraflar çek. Yedi küsur milyar içerisinde 2 küsur milyar Müslüman diye geçiyor. Bu Müslümanların içerisinde de işte samimi ihlaslı olanların sayısını Allah bilir tabii ki bunu.
tadı da bununla ilgili olarak buna istinaden anlatıyoruz. İnsanoğlu serbest bırakıldığı anda boşluğa düşüyor ve kaybedenlerden oluyor. İkinci noktası da şu. Cenab-ı Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bize 5 vakit namazı farz.
Evet, kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Çekmeme nedeni orman içerisindeyiz. Denir ya, ormanda mı kaldın diye. Haliyle orman içerisinde görüntüde sıkıntı olabiliyor. Evet, işin yoğunluğunu size gösterme adına buradaki durumu daha iyi özetlerim. Otopark girişi. Aşırı derecede bir yoğunluk var. Yukarıdan salmıyorlar zaten şey, trafik yol kenarlarında araçlar çok. Evet. Burası. Evet, kamp planı. Kalkmayın, kalkmayın. İleride çeşmeler falan da var ama onu daha sonradan gösteririm herhalde size. Kamp alanı görüyorsunuz. Bir gölde burası. Şöyle bakın. Şimdi diğer taraftaki durumu göstereyim ki size. Kamp kurabiliyorsunuz, kalabiliyorsunuz. Burada yatabiliyorsunuz. Araç yolunu görüyorsunuz. Şimdi diyor ki vatandaşım bir kalkmayın. Çıkmamız zor diyor. Yukarı dönen biri gelirken görmüştüm. Üst hattı zor çıktım diyor. Buradan yukarıya araçla. Çünkü trafik baya tıkalıydı. Ama yukarıdan kapattılar. Haftasın olmazsa hazır bile tabii ki bu yoğunluk gayet doğal. Evet, yukarıdan drone ile çekim yapan bilber var. Şimdi büyük göl tarafına götürüyorum sizi. Büyük göl tabii ki hakikaten muhteşem. Adı üstünde büyük göl. Tabii göl buranın en güzeli yalnız. Allah-u Ekber. Karavan kapı. Çadırlı kamp alanı, otopark, restoran, habitat. Göllerden birbirine su geçişi var. Bu tarafta büyük göl. Şimdi götüreceğim etrafına doğru sizi. Yani burada rahatlıkla yürüyüş yapabileceğiniz noktalar mevcut. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz zaten. Burası geniştir. Gidebildiğim kadarıyla bir gideyim. Tamam.
Evet, yukarıda hem konaklama yeri hem de restoran bulunmakta. Habitat Restoran diye. Evet, yukarıda restoran var. Yine kamp alanı mevcut. Geldiğinizde bir gününüzü ayırmanız gerekiyor burada. Ki hem yürüyüş yapın, hem piknik yapın, hem havayı teneffüs edin, hem fotoğraf çekin. Evet, balıklar gözüküyor bak burada. Balıklar da görün. Balıklar suyun yüzünde geziyor, görüyorsunuz. Aşağı doğru gideyim de bir daha geri gelmek zorunda kalmayayım. İnsanlar köprünün üzerinde fotoğraf çektiriyorlar. Gürgen ağacı, köknar. Bu yol aynı zamanda Mengen tarafından, Zonguldak tarafından gelmek isteyen olursa bu yolu kullanabilir. Bu yol da yapılıyor idi ama Mengen yolu üzerinden gelenler için söylüyorum. Haziran ayı içerisinde geldiğimde kapalıydı. Yolda asfaltlama vardı, çalışması vardı. Ondan dolayı biraz sıkıntılıydı. Ama şu andaki durumunda bilmiyorum nasıl olduğunu. Ama Bolu üzerinden gelirseniz yol düzgün. Ama biraz virajı çok. Evet. Göl. 7. göl. Her tarafta kamp alanları mevcut. Kamp yapmak için. Geceleyebilirsiniz, kalabilirsiniz. Tabii bunlar buraya girişte ücreti tabi olan şeyler. Evet, araçlarıyla gelip, özel araçlarıyla şu anda bir yoğunluk olduğundan dolayı derin göl. Buradan Mengen tarafından gideceksiniz, buradan gidiyorsunuz. Tekrar devam gerekirse. Şuradaki durumla açıklama yeri göller. Giriş kontrol noktası, günebilir piknik alanı, sokak idare günü ziyaretçi. Dersini kimlik kanlı. Buradasınız demiş. Tamamdır. Serin Göl'ün olduğu noktadayız. Biz yukarıdaki Nazlı Göl, Kuru Göl, İnce Göl'ü gezdik. Oradan Derin Göl, Büyük Göl, bir Serin Göl daha var burada. Sazlı Göl. Şu anda bulunduğumuz yer Sazlı, Serin Göl. Sazlı Göl yukarıda.
doğanın güzelliğini. Slide ama fotoğraf çekemediğim ben dolayı biraz zor. Gezdiğim yerleri bir daha dolanmam lazım. Aynı anda fotoğraf çekemiyoruz. Ya inerken ben terledim. Çıkarken ne olacak onu bilmiyorum. Evet, onlarda da balıklar var yine. Evet, yeni gelen güzel insanlar, burası Bolu'ya bağlı yaklaşık 42-43 kilometre mesafede olan Yedigüller. Yani yaz dönemi serinlik bakımından revaçta olduğu gibi bu güz dönemi de sonbahar dönemi de yaprakların sararmasıyla birlikte değişik renklerde olmasından dolayı muhteşem bir güzelliğinin olduğu bir zaman dilimi. Şu anda yaklaşık hava müsait olduğu ölçüde şeye kadar Kasım'ın 15'ine kadar yavaş yavaş dökülüyor yapraklar biliyorsunuz. O zamana kadar en güzel mevsimidir fotoğrafçılıkla ilgili. Hava açıkken problem yok da kapalı bir zaman dilimine gelirsiniz. Üşüme durumunuz olmaması nedeniyle şey lazım, üzerinize kalın giysiler alın. Mali durumunuz iyiyse burada restoranlar var, yemek yiyebileceğiniz yerler var. Kamp alışkanlığınız varsa, çadırınız varsa çadır alıp gelip burada bir gece iki gece konaklayabilirsiniz. Onu sormadım ama ücreti ne kadardır onu bilmiyorum. Telefonla açıp Yedigöller'in sitesinden bunu da öğrenebilirsiniz. Şu köprüden bir de şöyle bir görüntü vereyim size. Onda olacak. Evet, burası büyük göl. Görebildiğiniz kadarıyla en muhteşem noktası görüntü alma adına, fotoğraf çekme adına. Aslında annemi getirecektik, buradan da Ankara'ya gidecektik. Öyle bir güzellikte. Yaprakların rengini görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Ormanda gezerken yaban hayvanlarıyla karşılaşabileceğinizi, ağaç devrilmesi, dal düşmesi gibi olayları olabileceğini unutmayın. Yaban hayvanlarıyla karşılaşmamak için sessiz yürüyün, yürümeyin. Gün batımından sonra orman içine girmeyin, tedbirli olun. Diye yazmışlar, uyar, ikaz. Ormanda yürüme yaparken diyor bunlar tabii ki. Evet. Anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Gökyüzünün maviliğini, yeşilin tonlarının çeşit çeşit olduğunu ve suyun bu şekilde muhteşem olduğunu diyorum ya. Ve bir eyyâle rabbiküm ertü gezme. O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Yalanlayanların zaten hali harap. Rabbim bizi yalanlayanlardan eylemesin. Şuurunda olanlardan eylesin tabii ki. Evet, şimdi teraslara da çıkacağım. Oralardan da şöyle görüntüler aktaracağım sizlere. Bu
arada da şarjımın ne olduğunu bilmiyorum ama gidiyoruz bakalım bir viteseye kadar. Bir ikaz alırız herhalde. Kendi pilimiz bitmediği müddetçe. Bataryanın pili bitse de problem yok. Evet, vatandaşın piknik yaptığı nokta. Böyle fotoğraf terasları var. Balkonları var. Görüyorsunuz. Evet, devamlı ikazlı bulunuyorlar. Trafiğin yoğunluğundan dolayı. Evet, göl kenarında böyle bir patika yol var. İnsanlar buralardan yürüyebiliyor. Karşıda daha bir yoğunluk var, görüyorsunuz. Orada. Fotoğraf için en uygun zaman dilimi bu zaman. Hakikaten muhteşem ya. Bir dakikanızı alacağım, buradan fotoğraf çekeceğim. Birkaç fotoğraf alayım diye görüntüyü kestim, kusura bakmayın. Evet. Muhteşem bir yeşillik görüyorsunuz. Bazı sarılar, kırmızılar. Bir de dikkatimi çeken burada gezerken veya başka noktalarda erkeklerden ziyade daha çok bayanlar fotoğraf çektiriyor. Bin bir türlüsün, hem de çeşit çeşit noktalarda, değişik versiyonlarda fotoğraf. Evet, bir muhteşemlik de burada var, görüyorsunuz. Şeyin rengini, dağın o muhteşem rengini, suya nasıl yansıdığını bir daha yine buradan bir görüntü alacağım. Siz restoranın oradasınız değil mi? Ya siz aşağıdasınız, şeydesiniz. Restoran tepede kalıyor değil mi? Evet.
Evet. İnşallah. Burası balıklı göl. Belki de vardır. Var balık var. İleride bak yüzeyde geziyorlar zaten. Güneşli noktada. Hakikaten muhteşem ya. Her noktası ayrı bir güzellik ama Cenab-ı Allah yani şu gölle birlikte buraya ayrı bir güzellik vermiş. Yani şöyle anlatmaya gerek yok, yaşıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Febi'eyye âlâ rabbikümâ tükezzibûn. O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Gelsin. Evet. Bir de bu pencereden bak. İki köyüme her şeyle muhteşem. Havasıyla, doğasıyla, suyuyla. Kampıyla, yemeğiyle her şey muhteşem. Aracınızla geldiğiniz zaman su akıyor orada. Evet. Bir 20 bin lira bir araç giriş parası var. Evet. İnsanların şöyle bir de buradan fotoğraf alacağım. Özür. Getirin uykutulumunuzu, çadırınızı, buraya kurun kampınızı, rahat rahat uyuyun. Ben düşünmüyor değilim.
Ama biraz sağlam olması lazım gece. 6 dereceye falan kesinlikle sıcaklık düşer burada. Sırtınızın sağlam olması lazım. Yerli yabancı maşallah. Herkes de var ya. Maskemizi takalım biz yine. Az çıkarıvermiştim. Evet. Bu kalabalığın içimizde bir girelim bakalım. Tam merkezine gelmişsiniz. Evet. Oturduk, oturduk kalkamıyoruz. Yok ya. Evet. Avant yedi göllerden demiyorum. Bolu yedi göllerden. Her birinize selam ve dua ile diyelim. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizleri de bu güzellikleri yaşamayı, buraları görmeyi nasip eylesin. Bolu'dan selam ve dua ile diyelim. Yaklaşık bir saat, 10 dakikalık bir zaman olmuş. Son şöyle bir de görüntüleri alalım.